مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Müminlerden öyle er kişiler var ki Allah'a verdikleri vaat üzere vaatlerini yerine getirdiler. فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَ İçlerinden bunu sonuçlandıran sırasını savan oldu. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Onlardan sırasını bekleyenler de var dedi Allah Azze ve Celle. Müminler böyle ikiye ayrılıyorlar. Bir sırasını savanlar, bir de sırasını bekleyenler. Allah'la ahitleşmeyeni yok. Çünkü bu dine böyle başlıyor. İnsanlar İslamiyet dediğimiz, teslim olma dediğimiz, bütün varlığını Cenab-ı Hakk'a adayarak. Hiçbir zaman başka türlü buraya duhul edilmiyor. Ben gelirim ama yani şuraya kadar taleplerinizi sağlayabilirim Mal derseniz veririm. Şu şu onlar da olabilir. Ne? Can mı? Gün gelir de. Yok o orada ve onu baştan söyleyeyim. Ben onu göze alamam diyenleri zaten almıyorlar içeri. Çünkü bu ya bütünüyle Allah azze ve celle uğrunda her şeyinle geliyorsun. Teslimiyet dediğimiz istisna kabul etmeyen bir kavram. Allah malı da alsa, canı da alsa, evladı da alsa, sahati de alsa hepsini o verdiği bilinciyle kul sadece hamd ile karşılamalı. Her hale. Elhamdülillahi ala kulli halin. Dolayısıyla böyle adanmış ve böyle hazırlanmışlar olarak dönüp onların kıssasına, sihirbazların kıssasına baktığımızda çok abartılı bir şey görmeyelim. Bu yolu yürüyenler hep böyle yürüdüler. Hepsi Cenab-ı Hak üzere, Cenab-ı Hakk'ın yolu üzere her şeyiyle hazır olarak yaşadılar. Hepsi önden ödemişlerdi, varız, hazırız demişlerdi. Cenab-ı Hak bir kısmınkini aldı, bir kısmınki de sırasını bekliyor. Ama niyetini almış, hazır, başa gelmemişse onun bir suçu yok. Cenab-ı Hak onu da aldıklarıyla beraber haşrediyor. O yüzden o kızcağızın babasının ölümü üzere onun cesedi başındaki yakarışını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye alıyor bu kız dedi? dediler ki babasına ağlıyor. Bunca hazırlığı da babam yaptı ama sefere çıkmak, cihada gitmek, şehit olmak ona nasip olmadı. Ah yazdık benim babama. O kadar da heveslisiydi bunun. Tam da bir cihat arifesindeler. Adam atını hazırlamış, her şeyini hazırlamış. Etrafına, ailesine "İnşallah bu sefer Allah yolunda şehit olurum." diye konuşan birisi hastalık gelmiş kısa zamanda vefat etmiş. Kızı da babası için böyle ağlıyor. Cihatta, seferde şehit olacağına, evde öldü babam ne talihsiz diye. Resulullah bunu duyunca, siz şehadeti neye diyorsunuz dedi. Dediler ki Allah yolunda öldürülene. ne? sadece o mudur dedi Allah'ın Resulü. Sonra o rivayetteki Allah Azze ve Celle yolunda bu tür hazırlığı bir olan, bu tür niyeti olan kimsenin bu ölümünün de aynı kapsamda olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem ifade edip adamın kızını rahatlattı. Evet. <laughs> Peki Rabbena efriğ aleyna sabran. Ya Rabbi bizim üzerimize sabır yağdır. Ve tevaffana ve sen bizi vefat ettir. Demiyorlar bizi bu vefat sürecinden çıkar kurtar. Adamlar gidiyoruz. Hani moduna girmişler zaten ee, bir sebep çıksa ortadan Hazreti Musa Aleyhisselam asasıyla koca koca ipleri asaları yutturdu. Ya Rabbi şu asayı Musa Aleyhisselam bir döndürse de şu Firavun'un sarayını yuttursa diye de bekleyebilirler. Görmedikleri bilmedikleri bir şey değil ama onlar o esnada artık bu dünya sınavını tamamlamanın ve Rabbe dönmenin özlemi içerisine girmişler. Allah Azze ve Celle kalplerini rapt etmiş, istikametleri belli, belli, hevesleri belli, aşkları belli. Şu an onların dillerinden dökülenler Kitab-ı Hakim'de, Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a vahiy olarak inecek. Bunlar satır satır belli şeyler Allah'ın ilminde. Dolayısıyla onlar Cenab-ı Hakk'ın bu söylediği, anlattığı şeyi dediler ki, o tevaffene. Ya Rabbi sen bizi vefat ettir. Nasıl vefat ettir? İşte bunu bizim şey Word böyle büyük yazmış. Sanki hani asıl olan budur diye. Varmak istediğimiz son bu. Olmak istediğimiz şey de bu. Ölmek istediğimiz hal de bu. Bu bizim zirvemiz. İman dahi bunun öncesindedir. O yüzden cenab-ı hak kinenel Müslümanîne ve'l Müslimâtî ve'l ve'l İlk sırada İslam'ı, iman Allah azze ve celle'ye iman edersin. Ama sonra imanını yaşadığında Allah azze ve celle'ye o iman üzere teslim olabildiğinde Müslüman olursun. Müslümanlık bunun ispat edilmiş, yaşanmış, hayata düşürülmüş, içselleştirilmiş, sonuçlandırılmış halidir. Allah'a teslimiyet zirve ulaşmak istediğimiz yerdir. İnsanlıktan başlarız, Müslümanlığa varmaya çalışırız. İnsanlıkta kalırsak, insanlık o default zemin, başladığımız kaygan zemin, hepimizin bir dünya arızalarla hayata geldiğimiz zemin, hırslarla dolu, acelecilikle dolu, öfkeyle, gazapla, hasetle, bir dünya marazla dolu bulunan son derece kırılgan bir yapı zemin. Terakki etmeye müsait irade ile yükselmek isterse Cenab-ı Hak o yüzden insanlıktan başlayan durumu vel asr innel insane lefî husr asra yemin ederek insan kesinlikle ziyanda eğer olduğu yerde o kodda kalırsa ziyanda. Bazılarının yücelttiği ululadığı o zemin bizim ayak bastığımız yer olmalıdır. Yani insanlık bizim ayak bastığımız yer olmalı. Oradan illerlediğine amenu iman ederek ve amilus salihati ve salih amelleri işleyerek kul Müslümanlığa doğru yükselmeli. Ve bütün hedef, gaye, stratejik amaç olmazsa olmaz beklenti o hal üzere ölebilmek. Başka türlü ölmek perişanlık demek, bedbahtlık demek, ziyan demek. O yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam da Hazreti Yakup Aleyhisselam da ölürken evlatlarına son sözlerini ve vasiyetlerini böyle söylediler. وَلَا تَمُوتُنَّ illa ve entum muslimun. Kendi ölüyor ama çocuklarının ölümü üzerinden vasiyet veriyor. Çünkü ölüm de zincirdir. Sırayla ölüyoruz çünkü. Ben şimdi ölüyorum konuştuklarım kim? Benden sonra ölecek olanlar. Bizdeki psikoloji nasıl? Bir yanlışlık oldu, o ölüyor ama biz ölmeyeceğiz. Ne yaptı? İşte şu ilacı çok içmiş, işte biraz kendini çok yormuş, işte bir hastalığı vardı, zaten şöyleydi, doğuştan bilmem nesi vardı. Yani hep e, zincirin halkası olduğumuzu, sıralı öldüğümüzü göz ardı ediyoruz. Ama şu peygamber ufkuna bak ki, kendisinden sonra evlatlarına öle yazdığım gözlerle bakıyor onları ölecek kimseler olarak. Sen kendi ölmüyor, ölecek kimselere konuşuyor gibi. O yüzden onlara siz ölürken diye öyle konuştu. Başka türlü ölmeyin. وَلَا تَمُوتُنَّ illa ve entum muslimun. Ancak Müslümanlar olarak, Allah'a teslim olanlar olarak ölün. Bu bizim niyazımız, hedefimiz, beklentimiz. Böyle yazılmak istiyoruz. Aklıma o mühtedi geldi. Bir mühtedi kadın o ayeti okuyup da hani ehli kitaptan okumuşlar ondan sonra Allah Azze ve Celle diyor ya ayet-i kerimede تَرَا عَيُنَهُمْ تَف۪يذُ مِنَ الدَّمَّيْ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ Görürsün gözlerinden yaşlar dökülüyor. Öğrendikleri haktan ötürü ehli kitaptan kimseler Kur'an ayetlerini okuyorlar. Ya Hristiyan ya Yahudi hakikati öğrendikleri hakikatten ötürü gözlerinden yaşlar boşalıyor. Sonra da dillerinden şu ifadeler dökülüyor. Yaquluna diyorlar ki Rabbena amenna. Rabbimiz biz iman ettik. Fektubna ma'ş şahidin. Bizi de bu şehadet üzere yaz. İman etmiş ve artık Allah Azze ve Celle yolunda bu sürece girmiş olarak. Belkıs Seba Melikesi ne dedi? Kâlet Rabbi inni zalemtu nefsi ve eslemtu Ma Süleymana <laughs> lillahi rabbil alemin. Süleyman'la birlikte ben de Allah Azze ve Celle'ye teslim oldum. Ehli kitapla aramızdaki nizanın sonunda ne diyoruz? Gelirseniz gelirsiniz. Gelmezseniz bilesiniz ki Teala ila kelimetin sevain beynena ve beynekum en la na'buda Allah." وَلَا يَطِخْتَ بَعْضُنَا بَعْضُنَا اَرْبَعُونَ فَاِنْ تَوَلَّنْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِاَنَّنَا مُسْلِمُونَ O zaman dek onlara, şahit olun bizler Müslümanlarız. Allah Azze ve Celle bu nihai gayemizi dinimizin adı olarak seçti. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا Burada esirgeyeceğimiz, geride bırakacağımız, vazgeçemeyeceğimiz ne evlat var, ne can var, ne ata var ne soy var ne sop var hak uğruna feda etmeyeceğimiz hiçbir şey yok akulu kavli hada ve estagfirullahal azim li ve lekum ve li mu'minin